Türkiye'nin konuştuğu kaza hala çok konuşulmaya devam ediyor. Çok önemli gelişmeler, fotoğraflar ortaya çıkıyor. Bunlardan aslında kademe kademe hepsinden bahsedeceğiz. İsterseniz konu başlıkları olarak bugün size Türkiye'nin konuştuğu kaza ile ilgili nelerden bahsedeceğimi söyleyeyim. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan Eylem Tok ve kaza yapan oğlu TC'nin fotoğrafları ortaya çıktı. O fotoğrafta Amerika sokaklarında nasıl rahat dolaştıkları, gülerek mutluluk pozları verdikleri belgelendi. O fotoğrafı konuşacağız. Sonrasında baba Bülent Cihan Timur'un fenomenler soruşturmasında olmasından bahsedeceğiz. Ve belki de en önemlisi biliyorsunuz ki tutuklama var soruşturmada. O tutuklanan PR danışmanının ifadesini vereceğiz. Nasıl yardım ve yataklık yaptığını, poliste verdiği ifadesinde neler söylediğini anlatacağız. Kısacası Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybetmiş olduğu kazada son gelişmeler nelerse hepsini bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabii ki konumuzun ilk maddesine gelecek olursak hepimizin üzüldüğü belki de aslında Eylem Tok'un birçok aileyi parçaladığını, yok ettiğini, acılara sebep verdiğini konuşmuştuk. Oğuz Murat Acı'nın ailesi öfkeli çünkü Oğuz Murat Acı henüz de hayatını kaybetmemişken yaralıyken orada telefonların toplanması ve bununla birlikte ilk yardım görevlilerin aranmaması, 112'nin aranmaması, ekiplerin geç gelmesi, hayatını kaybetmesi bunun bütün hepsi eylem toka bağlanıyor. Yani annenin talimatlarıyla bunların yapıldığı söyleniyor. O yüzden de Türkiye'nin nefret ettiği bir anne modeline döndü eylem tok. Şimdi Buradan bakıyoruz. Eylem Türk sadece bu anlamda Oğuz Murat Acı'nın ailesine bu dramları yaşatmıyor. Bir taraftan baktığımız zaman da farkında olmadan ya da farkında da olarak kendi çocuğunun da hayatını mahvediyor. Şu an sosyal medyaya girdiğiniz zaman artık oğlu TC, 17 yaşındaki oğlu TC bir nefret unsuru. Yani Türkiye'de bütün herkes artık ismini duyduğunda nefret ediyor. Bunu nefret etmesinin temelinde de anne eylem tokun yaptığı hareketler, davranışlar. İşte Amerika'da çekilen fotoğraf karesine döndüğümüzde taksiye binerken yine 5. cadde olarak adlandırılan Amerika'nın en popüler bölgesinde sokaklarda yürürken çocuğunun nasıl mutlu olduğunu, güldüğünü, annenin nasıl mutlu olduğunu, güldüğünü gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Gazeteci Canıklıgil'in paylaşmış olduğu fotoğraflar aslında Türkiye'de büyük yankı uyandırdı ve o nefret tohumlarının daha fazla büyümesine neden oldu. Bunun için söylüyoruz. Eylem Tok Mısır'a kaçtığında şöyle bir açıklama yapmıştı. Oğlum TC çok üzgün. Ben bir hayatın kaybedilmesine neden oldum ve o yüzden Türkiye'ye dönmek istiyorum. Yargılanmak istiyorum. Bunun bedeli neyse yargılanmak istiyorum diye bir PR açıklaması yapılmıştı. Basın açıklaması demiyorum buna. Bir PR çalışmasıydı benim gözümle ki daha önceki videolarımda da bunu eleştirmiştim. Ama işte o metinle oğlum çok üzgün Türkiye'ye dönüp yargılanmak istiyor. Cezası neyse onu çekmek istiyor. Ve sürekli ağlıyor dediği tabloda biz 17 yaşındaki TC'ni ağlayarken görmüyoruz. Aksine Amerika'daki fotoğrafta da nasıl mutlu olduğunu o sokaklarda nasıl güldüğünü görüyoruz. Demek ki metinle gerçek hayattaki birbirini tutmuyor. Metin'le yazılanların tamamının sahte olduğu ama sokakta çekilen fotoğraflarda da nasıl mutluluk pozları verdiğini gösteriyorlar. Yani Türkiye'deki adaletten kaçıyorsunuz, bir canında alıyorsunuz, dört canı da yaralıyorsunuz ve bunun karşılığında da Amerikan sokaklarında gülerken pozlar veriyorsunuz. İşte bu nefret tohumlarının daha da artmasına neden oluyor. Sosyal medyaya baktığımız zaman artık sosyal medyada bütün herkes 17 yaşındaki TC ile ilgili tweetler atıyorlar, paylaşımlar yapıyorlar ve herkes nefretini kusuyor. 17 yaşındaki TC bu kazadan sonrasında o ilk aşamalar kaçmasaydı belki hiç kimse bu kadar tanımayacaktı, bu kadar konuşmayacaktı ve ismi yine TC olarak kalacaktı. Ama sosyal medya paylaşımlarında artık görüyoruz ki çocuğun yüzü açık açık veriliyor. Çocuğunun yüzünün açık açık verilmesiyle birlikte de ismi artık herkes tarafından hafızasına kazımış durumda. Evet insanoğlu hafızaları zaman içerisinde kaybolabilir diye düşünebiliyoruz ama şunu söyleyebiliriz ki artık TC'nin adı o kadar insanlara kazındı ki bir anne oğluna en büyük hatayı yaptı ve bundan sonrasında oğlu herkesin gözünde internete de girildiğini her zaman için bir katil olarak anılacak ve hep de böyle bilinecek ve bunu da asla Türkiye unutmayacak. O anlamda baktığımız zaman Eylem Tok aslında bir taraftan yanında taşıdığı sözde adaletten kaçırmak için oğlunu korumak için yaptığı Eyleminde oğluna en büyük zarar veren isim oldu diyelim. Şimdi isterseniz konumuzun ikinci maddesine doğru döneceğiz. İkinci maddesi dediğim gibi fenomenler soruşturması vardı. Yaklaşık 600 kişilik fenomenler listesinde bilindiği gibi özellikle Tayyar Öz ve Özlem Özlerle ilgili de ayrı bir soruşturma yürütülüyordu. O soruşturma halen açık ve yürütülüyor. İşte o soruşturma kapsamında baba Bülent Cihan Tümur'da Masak'ın radarında, Masak tarafından inceleniyor. Çünkü yapılan bazı şirketlerde bir girift ilişkiler söz konusu. Yine Doktor B olarak adlandırılan Bülent Cihan Timur'un da bazı üretmiş olduğu kremler var. Yine kendi güzellik merkezinde, estetik merkezinde o kremlerin satılması var. Bu kremlerin de satılmasıyla birlikte diğer güzellik merkezlerin ve estetik merkezlerindeki o kremler üzerinden nasıl gelir elde ediliyorsa ve bu gelirlerin bir kısmının haksız elde edildiği ve bu anlamda da kara para olabileceği şüphesiyle de Masak tarafından Bülent Cihan Tümer hakkında da bir soruşturma devam ediyor. O soruşturma halen kapalı değil, soruşturma devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Masak raporunda yine ne çıkacağını da biz görmüş olacağız. Bunun takipçisi olmuş olacağımızı belirtelim. Şimdi üçüncü konumuza geleceğiz. Aslında bu üçüncü konu bugün tek bunun üzerine çekmek istiyordum. Ama dediğim gibi işte Eylem Tok'un hayatını kararttığı bir başka anneye daha geleceğim. Kendi çocuğunun hayatını kaçırarak mahvetti. Bütün Türkiye'nin nefret unsuru olmasını sağladı. Aynı şekilde baktığımız zaman Oğuz Murat Acı'nın da hem annesini, babasının üzülmesine, eşinin üzülmesine ve bir çocuğun yetim kalmasına vesile olduğu iddia ediliyor kazadan sonra yaptığı davranışlarla birlikte. Ama şimdi üçüncü bir anneyi daha mahvettiğini söyleyebiliriz. Bir üçüncü annenin daha üzülmesine neden olduğunu söyleyebiliriz. O annenin ismini vermeyeceğim ama o anne PR çalışması kapsamında tutuklanan Ayşe Ceren Saltoğlu'nun annesiydi. Çünkü Ceren Saltoğlu'nun annesi de iki gündür maalesef kızının tutuklanması nedeniyle sürekli gözyaşlarına boğulmuş durumda benim hani edindiğim bilgiler. Ben de kendisiyle konuşmak istedim. Fakat çok acılı olduğundan, moralim çok kötü olduğundan, hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kaldıklarından, ne yapacağını da bilemediğinden konuşmak istemediğini de sizlere belirtelim. Peki Ayşe Ceren Saltoğlu neden tutuklandı? İsterseniz buna biraz değinmek istiyorum. Çünkü bütün herkes şunu söylüyor. Günah keçisi Acaba Ayşe Ceren Saltoğlu mu seçildi? Niçin baba tutuklanmıyor? Bunların bütün hepsine yine birazdan ayrıntılı bir şekilde gireceğim. Sadece yardım ve yataklık ve kaçmasına sebep olan kişi Ayşe Ceren Saltoğlu mu diye sosyal medyada da çok fazla bana sorular geliyor. Şimdi bunları size yavaş yavaş açıklayacağım ama isterseniz önce Ayşe Ceren Saltoğlu'nun vermiş olduğu ifadesine döneceğim. Polis ifadesine döneceğim. Çünkü bu ifadeden sonra da savcılık akabinde de tutuklandığını belirtelim. Polisler orada trafik kazasını soruyorlar ve o gün neler yaşadıklarını soruyorlar Ayşe Ceren Saltoğlu'na. O da hemen cevabını veriyor. Yukarıdaki bilgiler doğrudur ve bana aittir. Burada yukarıdaki bilgiler dedi kimlik bilgilerinden bahsediyor. Çünkü kimlik bilgilerinin bütün hepsini doğru bir şekilde vermiş olması gerekiyor. Tabii bunu da belirteyim. Baro'dan bir avukat vasıtasıyla bu ifadeyi de verdiğine de altını çizelim. Verdiğim adreste yaklaşık 25-30 yıldır annem ile ikamet ederim. Yaklaşık 6-7 yıldır ise BCT Estetik isimli şirkette reklam pazarlama işine çalışmaktayım. Çalışmış olduğum şirketin sahibi Bülent Cihan Tümür isimli şahıstır. Şirket sahibi olan Bülent Bey'in boşamış olduğu eski işinin ismi ise Eylem Tok ve oğlunun ismi de TC. Burada isim açık yazıyor ama ben çocuğun ismini kasıtlı olarak söylemiyorum. Bülent Bey ve Eylem Hanım her ne kadar boşanmış olsa da ortak iş yapmaya devam etmektedir. Eylem Hanım'ın da şirkette söz hakkı vardır ve aynı zamanda patronum yerine de geçer. Evet belki boşanmış olabilirler ancak şirketteki ilişkilerinin devam ettiğini, bu anlamda da her ikisine de hizmet verdiğini söylüyor burada Ayşe Ceren Salt oldu. Olay günü yani 01.03.2024 günü Eylem Hanım'la bir sergi sunumundan dolayı Mecidiyeköy'de bulunan şirkette buluşacaktık. Eylem Hanım şirkette gelmeyince ben ve idaremde olan kendi plakasını söylüyor. Lacivert marka aracım ile birlikte Eylem Hanım'ın Kemerburgaz'da bulunan evine gittim. Hatırladığım kadarıyla saat 17-18 sıralarıydı. Eylem Hanım'ın evinde yaklaşık 2-3 saat durduk ve sergi çekimleri hakkında görüştükten sonra saat 21 sıralarında Eylem Hanım'la yemek yemek için kendi aracımla Göktürk merkezde bulunan isimli restorana gittik. Saat 23 sıralarında Eylem Hanım'ın telefonu çaldı. Anladığım kadarıyla Eylem Hanım şoförüyle görüştü. Ancak ne konuştuklarını duymadım. Telefon görüşmesinden sonra Eylem Hanım biraz panik içindeydi ve bana "Araba nerede?" diye sordu ve masadan kalktık. Masadan kalkınca bana almaya gideceğiz dedi. Ben de işverenim olduğu için fazla sorgulamadım ve restorandan çıkıp kendi aracım olan plakalı sayılı araca bindik. Aracı ben kullandım. Eylem Hanım sağ ön koltukta oturuyordu. Araçla yola çıkınca Eylem Hanım navigasyon açtı ve bana sağdan gidelim, sola girelim şeklinde talimatlar vererek yolu tarif etti. Sonrasında sürekli telefon çaldı ve telefon görüşmeleri oldu. Ben yolda odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım ve kulak asmadım. Şimdi birincisi Burada arabanın içerisinde ne kadar yola konsantre olursanız olun o arabanın içerisinde konuşmaları mutlaka ve mutlaka duyarsınız. Yani buradaki bu ifadede ben Ayşe Ceren Saltoğlu'nun duyduklarını söylemediğini düşünüyorum. Bu benim kişisel fikrim öncelik olarak bunu da belirteyim. Devam ediyorum. Bahse konu Göktürk semti bana yabancı olduğu için nerelerden geçtiğimi bilmiyorum ve hatırlamıyorum. Gördüğüm kadarıyla şehir içinden çıkıp fazla ışık olmayan karanlık bir yola girmiştik. Havada bayağı sisliydi. Bahse konu karanlık yoldan gittikten sonra yolun üzerinde Eylem Hanım'ın oğlu olan ve arkadaşlarını gördük. Hariç diğer arkadaşlarını tanımıyorum. Ben araç içinde kaldım. Eylem Hanım araçtan aşağı inerek yanına gitti. 1-2 dakika geçmeden Eylem Hanım aracımın ön sağ koltuğuna oturttu ve Eylem Hanım iki çocuk ile aracın arka koltuğuna oturdular. Ben aracımı olduğu yerden U dönüş yaparak geldiğim yoldan tekrar geri döndüm döndükten sonra yine eylemanın bana yön tarif ederek beni yönlendirdi ve şehir merkezine doğru gittik. Yolda giderken şoktaydı ve sürekli annesini anne beni affet araç pert oldu şeklinde sözler söylüyordu. Buna karşılık Eylemanım sen iyi misin şeklinde sözler sarf ediyordu. Çünkü epey şoka girmişti. Diğer iki çocuk da kendi arasında konuşuyorlardı. Ancak ne konuştuklarına kulak asmadım. Eylemanım sürekli oğlu ilgileniyordu. Bir müddet sonra Göktürk semti içinde büyük bir site önünde Eylem Hanım durmamı istedi ve aracım ile site önünde durdum. Aracın arka koltuğuna oturan iki çocuk araçtan indi ve biz de yolumuza devam ettik. Eylem Hanım bana eve uğramamız lazım diyerek yer yön tarifiyle beni evlerine götürdü. Evlerine gidince Eylem Hanım bana sen yalnız bırakma biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz demesi üzerine Eylem Hanım ve şoförü Adem isimli şahıs jip tarzı bir araca binerek siteden ayrıldılar. Ben de eve girdim şok halini görünce ısrarla ne oldu neyin var ne yaşadığınız diye sorunca bana cevap vermedi ve yalnız kalmak istediğini söyleyerek odasına çıktı. Ben de evin salonunda bekledim bir müddet sonra babası yani patronum olan Bülent Cihan Tumur Eylem Hanım ve şoför Adem eve geldiler. Bülent Bey bana dışarıda beklememi söylemesi üzerine ben bahçeye çıktım ve tek başıma beklemeye başladım. Bir müddet sonra Bülent Bey Eylem Hanım ve çocukları dışarı çıktılar. Bülent Bey önümde biraz iyi değil bir doktora götürelim doktor görsün dedi ve kendi aracı olan koyu renk aracı aldı. Eylem Hanım da yine benim aracıma bindi ve hastaneye gitmek için yola çıktık. Bülent Bey önde biz arkada siteden çıktık. Bahçeşehir okulları civarında Bülent Bey aracını sağa çekti. Ben de arkasında durdum. Bülent Bey'in aracının şarjı bittiği için benim aracıma geldi. Bülent Bey siz gidin aracın şarjı bitti dedi ve yola devam ettik. Eylem Hanım bana havalimanına doğru git demesi üzerine ben aracımla havalimanının yoluna girdim yol boyu Eylem Hanım iyi misin şeklinde sözler söylüyordu. Ancak cevap vermiyordu. Eylem Hanım birkaç kez telefon görüşmesi yaptı. Ancak ne konuştuklarını duymadım. Şimdi bu telefon konuşmasında duymamasının imkanı olmadığını burada belirtmek isterim. Ve yine devam ediyorum. Bir ara Eylem Hanım telefonun şarjı azaldığını fark etti ve görüşme yapmak için benim numaralı hattımın takıl olduğu cep telefonunu eline aldı. Ancak benim telefonum ile görüşme yapıp yapmadığını Hatırlamıyorum. Ben sadece o yola adaklanmıştım. İşte burada telefonu vermiş olması, kendi telefonu kullandırmış olması. Çünkü Eylem Hanım o esnada kendi telefonundan artık bunların net bir şekilde ortaya çıkabileceğini, kimlerle görüştüğünün net bir şekilde ortaya çıkabileceğini düşündüğü için yanındaki o çalışanları Ayşe Ceren Saltoğlu'nun telefonuyla o telefon görüşmelerini yapıyor. Şimdi telefonun geçmişine kim olursa olsun baktığında kimlerle görüştüğünü net bir şekilde bunu fark edebilirsiniz. numaralarda ortadadır. O yüzden hele yani ben kimlerle görüştüğünü bilmiyorum. Kelimesi de bana yine çok samimi gelmiyor. Onu da buradan belirtmiş olayım. Dediği gibi ben yol odaklanmıştım. Eylem Hanım'a soru soruyordum. Ancak cevap alamıyordum. Bundan dolayı ben de strese girmiştim. Akabinde havalimanına girdik. Eylem Hanım bana sür devam et şeklinde söylemde bulundu. Ve dış hatlar kapısında beni durdurdu. Eylem Hanım ve oğlu araçtan indiler. Eylem Hanım bana sen aracı park et içeri gelirsin dedi. Ben de daha sonra orada bulunan görevlerden rica ettim ve aracımı sağ çakıp Eylem Hanım'ın arkasından içeri giriş yaptım. İçeride Eylem Hanım ve oğlu bankoda giriş işlemlerini yaptılar. Ben arkada duruyordum. O esnada yine hal hatır sorduğumda cevap alamadım. O esnada Eylem Hanım da bana almış olduğum telefonu geri aldım. Sonrasında geçiş işlemleri sonrasında Eylem Hanım ve oğlu Turnike'den geçtiler ve uçağın bulunduğu bölgeye gitmeye başladılar. Ben de akabinde dışarıda bulan aracıma bindim ve yukarıda yazılı ikametime doğru yola çıktım. Köprüyü geçtim ancak saatin geç olduğunu fark ettim. Annemi de telaş yapmaması için o gece eve gitmedim ve tekrardan Mecidiyeköy'de bulunan şirket merkezine gittim. Çünkü sabah yine işe gidecektim. Yani havalanından sonra kimseyle telefonda veya yüz yüze görüşmem olmadı. Sabah olunca işime devam ettim. Ertesi gün ise yaşanan bu kaza olayının boyutunu ve ölümlü bir kaza olduğunu öğrendim. Ben o gece hal ve hareketlerinden anladığım kadarıyla araç ile bir ağaca çarptığını ve aracı part ettiğini anlamıştım. Olayın bu şekilde ölümlü ve medyatik bir olay olduğunu bilmiyordum. Bahse konu olay benim açımdan bu şekilde meydana gelmiştir. Bahse konu olayda önce de Eylem Hanım sürekli Mısır ülkesine tıpla ilgili bir etkinlik konferans olduğunu dile getiriyordu ve oraya gideceğini söylemişti. İfademin başında dediğim gibi Bülent Bey ve Eylem Hanım benim patronum olur. Bana verdikleri talimatları fazla sorgulamadım ve bir olay olduğunu anlayarak onlara yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü olayın içeriğini bilmiyordum. Ben kimseyi kaçırmadım ve bile bile olayı örpas etmeye çalışmadım diye bir ifadesi var. Şimdi burada yine bir araya gireceğim. Şimdi burada görüyoruz ki Ayşe Ceren Saltoğlu tamamen bu işin başından sonuna kadar nasıl olduğunu bilen birisi. Ve bu anlamda da hem tanık şu anda da hem de sanık pozisyonuna gelmiş durumda. Ki zaten sanık olduğu için de tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Şimdi Ayşe Ceren Saltoğlu ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Ben bu kaza ilgili ilk tweet'i attığımda işte olay yerinden cep telefonlarının kaybolduğunu, kaçırıldığını, Eylem Tok tarafından alındığını iddia ettiğim tweet'ten sonra Ayşe Ceren Saltoğlu benim cep telefonu bularak beni aramıştı. Kaza ilgili konuşuyordu ve kazayı çok bilmediklerini, kendilerinde şokta olduklarını, böyle bir olayın nasıl olduğunu bilmediklerini anlatıyordu. Ve bana az önce size bahsettiğim o PR çalışması olan bir açıklamalarının olduğunu, o açıklamayı da yer verip vermeyeceklerini, aslında söylediklerimin doğru olmadığını iddia ediyordu. Ama benim de ona vermiş olduğum cevapta benim elimde dosyalar var. Siz tabii ki açıklamanızı yapacaksınız. Ben açıklamanızı alırım, okurum, incelerim, eleştirmem gerekse eleştiririm, açıklamayı gönderin dediğimde kendisi bana açıklamayı gönderdi. Ama Ayşe Ceren Saltoğlu'na da orada dediğim bir şey vardı. Bu olay bu şekilde değil. Benim elimde dosya mevcut. Bu dosyaya göre baktığım zaman da ortada Eylem Tok ve beraberindeki kişilerin yalan söylediğini beyan etmiştim. İşte şimdi gelinen noktada aslında o telefon konuşmasında Ayşe Ceren Saltoğlu'nun da bana sanki bu olayların hiç işinde değilmiş gibi, hiç tanık olmamış gibi konuştuğunda aslında ne kadar işin dibine kadar var olduğunu, kaza anında da olay yerine gittiğini ve sonrasında da Mısır'a kaçarken Eylem Töklüoğlu'nun da yine beraberinde olduklarını göz önüne sermiş oldu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ifadesinin yine devamına geleceğim. Çünkü polisler tarafından sorulan bir soru var. Yaşanan bahse konu olayda, Üzerinizde kullanmış olduğunuz hat ve telefon harici başka bir iletişim aracı var mıydı? Gerek duyması halinde bunları verir misiniz? diyor. Evet Ayşe Ceren Sağatoğlu iki telefon olduğunu, birisi kendi şahsi telefon olduğunu, bir diğer telefonunda şirket hattı olduğunu iki telefonunda verebileceğini söylüyor. Ve aslında en önemli soruya geliyoruz. Yaşanan ölümlü kaza anında Eylem Hanım ve Bülent Bey'de ya da harici bir kişiden para aldınız mı veya para teklif edildi mi? Şimdi bu kısım çok önemli. Bunu şunun için söylüyorum. Bir iddia var. Bu iddia şu an hani doğruluğu kesin olmadığı için iddia olarak hani söylüyorum. Ayşe Ceren Saatoğlu'nun o gün içinde bir para aldığına dair iddia var. Ama bu iddia ne kadar doğrudur bilmiyoruz. O yüzden polisler de o iddiayı soruyorlar ve Ayşe Ceren Saatoğlu da "Hayır, ben sadece patronlarımın yanında durdum. Kimseden para almadım ve kimse de bana para teklif etmedi." bahse konu yaşanan olaylar bir anda meydana geldi diye söylüyor ve üzerime atılı suçları da kabul etmiyorum diyerek de ifadesini bitiriyor. Peki bu duruma karşısında ne oldu diyecek olursak yardım yataklık yapmak, suçluyu kayırmak, suçluyu kaçırmak suçlamasından dolayı Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklanarak cezamine gönderildi. Şimdi bu tutuklama olayından sonrasında şöyle hemen tepkiler yükseliyordu. İşte ilk tutuklama geldi dediğimde de bana da sosyal medyadan işte Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı çalışan tutuklandı peki yani baba. Şimdi şurada bazı çıktığım yayınlarda da söylüyorum bunu da daha önceden söylemiştim ama yine de söylemek istiyorum. Birinci derecede kan bağı olan kişiler bir suçluyu kaçırabilirler. Yardım yataklık yapabilirler. Kan bağı adaletin üstündedir diye bir kanun var. O yüzden birinci derecede anne, baba, kardeşler sadece bu kapsamdaki kişiler suça karışmış birinci derecedeki akrabalarını kaçırabilirler, yardım yataklık yapabilirler, saklayabilirler. Kanun önünde bu suç olarak değerlendirilmiyor. O yüzden babanın yaptığı ya da şu an için söylüyorum annenin sadece çocuğunu yurt dışına kaçırmış olmakla kalmış olsaydı aslında bir cezası olmayan eylemdi, hareketti. Ama birinci derecede kan bağı olmayan kişiler ki Ayşe Ceren Saltoğlu'nun hiçbir şekilde kan bağı yok. Bir suçluğun kaçmasına yardımcı oluyorsa kanunlar önünde suçluyu kayırma, suçluyu kaçırma, yardım ve yataklık suçlarının oluşması anlamına geliyor. Yani baba bu hareketi yaptığında kan bağından dolayı tutuklanmazken bir başka çalışan ya da kan bağı olmayan kişi bir suçluğunun kaçmasına yardımcı oluyorsa, saklanmasına yardımcı oluyorsa o suçtur ve tutuklanmasını gerektiriyor. O yüzden Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı ama çalışan dışında başka kimse tutuklanmadı. Yani baba tutuklanmadı. Şimdi baba ile ilgili HTS kayıtları bekleniyor. Babanın başka bir suç unsurları, delilleri karartmak gibi bir suçları var mı yok mu şu an bunlar araştırılıyor. Eğer ki delilleri karartma ki annede de delilleri karartma iddiaları var. O yüzden de anne hakkında yakalama kararı çıktı. Baba ile ilgili de Bülent Cihan Timur'la ilgili de eğer ki delilleri kararttığına dair bir somut delil bulunursa baba hakkında da işlem yapılacak. Onu da belirtelim diyerek bu videoyu burada sonlandıralım.